Yetiştirirseniz de ihtiyacımız olan kadar yetiştirir. Biz diyor köylümüzü, insanımızı bulunduğu yerde kalkındıralım. Kırsal kalkınma deniyor öyle sanki evet. Efendim. Bulunduğu yerde kalkındıralım. Köylümüze bir gelir getirici, ağaç türlerini verelim, biz verelim. Yardımcı da olalım, dikmesine de yardımcı olalım diyor. Ama tabii köylümüzde buna sahip çıkacak. Bu yılı ceviz eylem planı, yani bu yıl cevizde uygulama yılı, yani Sayın Bakanımızın, Sayın Genel Müdürümüzün direktifleriyle biz de bunu uygulamaya başladık. Biz köylerimize şunu istiyoruz, işte planı, parasını da biz verdik. İşte teknik elemanlarım burada, bütün ekibim burada. Biz sizden şunu istiyoruz. A köyünde size 100 tane fidan vereceğiz. Bu 100 fidanımızdan köydeki her haneye birer tane dikin. Yetmezse biz bir 100 daha verelim. Yetmezse bir 100 daha verelim. Ama bunlara sahip çıkın. Bunları bakın, büyütün, sulayın. Yarın büyüdüğünde, şöyle olduğunda da üstüne yazın Ali Şahin'in cevizi. Gidin siz toplayın. Gidin siz kesin, gidin siz de. Sayın Bakanımız bunu istiyor. Bakanımız bunu istiyor. Başka bir şey istemiyor. İşte filan. Bakın. Biz buraya Kastamonu'ya bir tane ceviz uzmanımızı getirdik. Bu hafta gelecek yine Ali Bey. Buraya da gönderelim. Bu durağın ilçemize de gönderelim. Biz başkanım bilir. Başkanımla Sinop bölgemi derken de çok konuşuyorduk bu konuları. Mesela siz bize şunu yapın. Köylerinizde doğal elma, doğal erik, doğal armut. Ya köylere gidiyoruz Kaymakam Bey. Ya bir erik getirin de iki tane erik yiyelim diyoruz. Erik yok. Var mı? Ayva. Yok. Varsa bunlar. Bakın. Benim Sinop'ta bir tane fidanlığım var. Boyabat'ta bir tane küçük fidanlığım var. Üç tane de Kastamonu'da var. Getirin çeliğini. Getirin tohumunu. Üretip size fidanını verin. Üretip size verin. Biz sizden bunu istiyoruz. Siz bu işe sahiplenmezseniz biz gider yine çam fidanımızı üretiriz. İşte cevizi getiririz. Talipli olanlara veririz. Kaymakamda. Görevimizi yaparız. Ama siz bizi çalıştırırsanız, siz bu meyveyi, bu ağacı yetiştirmek istiyoruz derseniz biz varız. Bütün ekibimiz, bakın Ali Bey yeni bir müdür arkadaşımız, Ceval bir arkadaşımız, çalışkan bir arkadaşımız. Bu işi sahiplenecek olan sizsiniz. İşte buyurun. Ceviz bu. Biz getirdik. Dikmek sizden. Büyütmek sizden. Bakın ceviz su ister. Eğer suyunu vermezseniz bu tutar, kurur gider. O ceviz uzmanı şunu dedi Sayın Kaymakamım, Sayın Savcım. Diyor ki o ceviz uzmanı. Hani şöyle tutar, bırakırsınız. Mesela şunu sulamanıza gerek yok. Sularsan diyor daha çok meyve verir diyor. Sulan. Ha tabii meyve veren Allah. Rızkı veren Allah. Başımız üstüne ama tedbir almak da bizim görevimiz. Bu da farz. Onu sularsanız diye daha çok meyve alırsınız. Biz genelde adetimiz şudur köylerde Sayın Kaymakam. Yaprak açtı mı açtı. Ha bu tuttu. Öyle deriz. Aynen. Yaprak açtı tuttu. Eh gelsin de Allah kerim. Öyle de. Ben Trabzonluyum. Bizde fındık her sene bahar ayında atlanır. Yani alttakiler kesilir. Niye? Üsttekilere tedbir olarak zahiren yapılması gereken odur. Rızkı Allah veriyor. Fındıklar çok güzel. Kalın, içi dolgun bir şekilde olur. Eğer bunu da öyle yaparsanız verimini alır. Biz güzel bir ceviz bahçesi kurmak istiyoruz. Bu cevizi bu memlekette yaymak istiyoruz. İşte örneğin bizim bahçemiz. Bakın bizim bahçemizde var. Dolayısıyla ihtiyaç olursa Ali Bey yine biz getirelim. Yine bu insanlara verelim. Yine bu insanlara yardımcı olalım. Ama siz sahipleneceksiniz. Bakın siz sahipleneceksiniz. Bunlara devletin parasını verdik. Bunu alıp buradan götürüp bir kenara koyacaksanız Es-sebebü kel failün. Bir şeye sebep olan onu işlemiştik. Günah sizin de arkadaşlar. Sayın Kaymakam.